Akdeniz Üniversitesi Hastanesi COVID-19 Yoğun Bakım Servisi sorumlusu Profesör Doktor Murat Yılmaz. Dünyaları verseler böyle bir hortumun ucundan nefes almak zorunda kalmak istemem diyor. Koronavirüs vakalarında hasta kendi kendine nefes alıp veremez hale geldiğinde solunum cihazına bağlanıyor, yani entübe ediliyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi anestezi doktoru Keyvan Hanefi, hastayı yaşama bağlamak için son aşamanın bu olduğunu, çok sayıda hastaya bu yöntemi uygulamak zorunda kaldıklarını anlattı. Yani Covid'den dolayı akciğerleri tutulan ve artık son aşamaya gelen hastaları entübe etmek için laringoskopu kullanıyoruz. Bu tamamen gördüğünüz metal bir alet. Hastayı biraz uyutuyoruz. Kaslarını tamamen felç ettikten sonra özel ilaçlarımız var bu iş için. Hastanın böyle bu şekilde ağzına bir giriş yapıp kaldırıp ve bu tüpü vokal kordları dediğimiz, yani akciğerlerine giren ses tellerinin oradan tüpü içeriye sokuyoruz ve bu şekilde şu gördüğünüz ventilatör aletine bağlıyoruz. Oradan hava ve oksijen. Evet, buradan tamamen hastayı biz artık kasları felç bir şekilde ve uyuyor bir şekilde biz ventil etmeye başlıyoruz. Yani biz hastayı havalandırmaya başlıyoruz. Yani bu aşamadan sonra son aşama. Artık bundan sonrası gerçekten çok zor. Bu bizim en son yapmak istediğimiz işlem. Hem çok riskli bir işlem, hem çok zor bir işlem, hem çok ağrılı bir işlem. Ve gerçekten hasta için de bizim için de son kararlardan birisi, yani entübasyon aşaması. Bu çok ağrılı ve acı veren işleme normal bir insanın dayanmasına mümkün olmadığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi COVID-19 Yoğun Bakım Servisi sorumlusu Profesör Doktor Murat Yılmaz sözlerine şöyle devam etti. Birazcık oksijen verebilmek için, birazcık hava verebilmek için insanlara bu tüpü takmak zorunda kalıyoruz. Yeri geliyor, bu tüpü çıkarıyoruz. Boğazını delerek buna benzer bir hortum ile, boru ile hava vermeye çalışıyoruz. Yani dediğim gibi dünyaları verseniz ben istemem şunun içerisinden nefes alabilmeyi.